Şimdi değerli hocam, bir böyle bir yekpare halinde alerjik rinitin belirtileri neler? Hangi durumlarda bundan şüphelenilmelidir? Ve bu belirtilerin biraz da siz yıllarca bu işi yapıyorsunuz. Sizin de tecrübenizle beraber bu belirtileri irdelerseniz ne dersiniz hocam? Alerjik rinit, yani alerjik nezle, saman nezlesi halk arasında bilinen ismiyle burun mukozasını, yani burnun içini döşeyen zarlarda özellikle alerjen olarak isimlendirdiğimiz işte polenler, yani çiçek tozları, ağaç tozları, ot tozları ya da biraz önceki DTS'inde hocamın söylediği gibi ev tozu akarları, kedi alerjenleri gibi. Bununla bu mukoza karşılaşınca eğer bizim vücudumuz bunu yabancı olarak tanıyorsa orada bir takım kimyasal maddeler salgılanmaya başlıyor ve bizim burnumuz tıkanmaya başlıyor. Çünkü oradaki damarlar genişlemeye başlıyor ve burun tıkanıklığı. En belirgin şeyi bu, şikayeti bu. Sonra hapşırmaya başlıyoruz. Sonra burnumuz kaşınmaya başlıyor. Sonra benzer şekilde burun akıntısı olmaya başlıyor. Yani bir hastada hepsi olabilir, sadece bir tanesi baskın olabilir. Ama alerjik nezleli hastalarda mutlaka iki taraflı burun akıntısı bekleriz. O çok önemli bir şey. Hapşırık mesela, bazı hastalar sabah kalkınca 15 defa, 20 defa, 30 defa peş peşe hapşırırlar. Bazı çocuklar öyle burnu akar ki bir ders saatinde 40 dakikada bir paket kağıt mendil bitirirler. Bazen öğretmenler, arkadaşları çocuğu dışarı çıkartırlar sınıftan. Burun kaşıntısı sürekli şöyle şöyle yapmaktan ya da yukarı yukarı yapmaktan burada bir çizgilenme olur. Alerjik. Buna alerjik selam denir, alerjik çizgi denir. Ya da burun akıntısı olur. Dediğim gibi koku alma etkilenebilir. Bunun şiddetiyle ilişki olarak damakta kaşıntı, kulakta kaşıntı, boğazda gıcıklanma olabilir. Bir de bu zarlar, solunum yollarını döşeyen tüm zarlarda bu şikayetler olur gibi. Gözlerimizin içini döşeyen zarlar da tabii ki polenlere ya da işte ev tozuna, kediye, köpeğe maruz kalabilir ama özellikle polenlerde olur. O zaman da ne olur? Gözlerimizde kızarma, özellikle göz aklarının çok kızarması, kaşınması, sürekli gözlerin kaşınması, sulanması, yaşarması gibi şikayetler olur. İşte buna da göz nezlesi olarak halk arasında isimlendirilmektedir. Bu tür şikayetler olur. Ama mutlaka böyle hastalarda sorgulanması gereken astım işaretleri olup olmadığıdır. Evet. Çünkü alerjik nezlesi olan insanların yarısında mutlaka astım vardır. Çünkü biraz önce söyledim, tek hava yolu, tek hastalık olarak isimlendiriyoruz. Eğer siz alerjik nezlesi olan bir hastaya astım işaretlerini sormazsanız onu gözden kaçırabilirsiniz. O yüzden mutlaka o hastalara işte hızlı merdiven çıkınca öksürük olup var mı yok mu, koşunca öksürük oluyor mu olmuyor mu, geceleri öksürükle uyanıyor mu, nefes darlığı oluyor mu, hırıltı oluyor mu diye tarif etmese bile sorgulamak gerekiyor. Mutlaka sorgulamak gerekiyor. Aynı şekilde astımlı birisinde de alerjik nezle şikayetlerini sorgulamak gerekiyor. Eğer karşımıza çok tipik olarak işte ben Nisan-Mayıs aylarında her zaman böyle hapşırık, burun akıntısı, burun kaşıntısı, işte o sırada gece öksürüklerim olur, gözlerim kaşınıyorsa evet, öyküyle çok kolay tanıya ulaşabiliyoruz.